Efendim hoş geldiniz. Baktım 11. haftaya girmiş siyah ekranda Dragonstein. Gururluyuz. ne denir ki? Allah daha uzun ömür yok. Nicelerine, evet, nicelerine olabilir. The Mega burada. Selam canim. Demiş. Kek, börek, çörek her şey hazır. Kısır eksik demiş. Bugün dışarıdaydık full hatunla, eşimle. Sis çöktü İstanbul'a. Deli bir sis çöktü hem de. Hani dışarı çıkarken güneşliydi. Dışarı çıkalım olduk güneşi gördüğümüz için. Bir çıktık sis. Ama neyse çıkmış olduk artık. Yani değerlendirelim bari diye gezdik biraz. Efendim akabinde eve geldim. Böyle akşamüstü. Yani geceye doğru geldik aslında biraz daha gezip. Dedim ben şu dünkü yayın şeylerinin dropları için bir şey yapayım. Yayın testi yapayım. Test moduna geçtim. Onu normal canlıya vermeden. Bir yarım saat 4500 biti, 4300 biti vesaireleri denedim. Çok temiz. Yani bir saniyelik falan bir drop oldu yarım saatte. Çok temiz gitti. Ayar olarak da otomatiğe çektim server'ı. Hani onu yaptım. Birkaç kere speed test yaptım sağdan soldan, farklı farklı serverlardan falan. Neyse. Sonra da test yayınından çıktım. Normal yayın anahtarıyla real yayına geçtim. Bu müzik çalarken açtım, açar açmaz birkaç saniyelik hemen drop verdi. Daha bismillah dedim ya. Hani ilk restartta bana bu dropları vermesen olmaz sanki. Üzdün. Üzdü. Toplam 9,5 dakika olmuş. 2 kere drop yedim. Ama şu an ip gibi gidiyor yani, bir de o var. Bilmiyorum. Demega Long Dark muhabbetine geçmiş. Gizemli Gölden Rikine gidene kadar hep sesliydi buralarda demiş. İstanbul'da öyleydi. Riken'de bir bıçak. Oo, 6 tane ok. Tamam. Daha bir şey yapmana gerek yok. Sal mütecavız artık. Bırak. Şöyle 3-5 diğer arkadaşlardan, ya bizim diğer arkadaşlardan da gelsinler. Böyle bir bu akşamın hani müzik şeyi, rotası nasıl şekillenir? Onlarla beraber kendimize bir yön buluruz. Şimdilik fon ve New York Jazz ile devam edelim. Ben de yani bu haftayı, bütün 3 aylık yayıncılık haftalarımızı değerlendirdiğimde bu haftayı onlardan şöyle ayırıyorum. Pazartesiden itibaren yani, ya da daha önceki cumartesiden itibaren diyebilirim. Bu Noobstar işleriyle uğraşmış olduk. Ve bir de ben bilgisayarda Flash DNS falan yapıp bir şeyler yapıp güzel bağlantılarımı öldürdüm. Eskiye de döndürmedim. Bilmiyorum dönderse miydim bilemedim ama döndürmedim. O belki Wi-Fi dongle'ımdan, bilmiyorum. Onunla devam ediyorum. Onunla da devam ettim. Yarım saat hiçbir şey olmadı. Tertemizdi. Neyse. O zaman ondan da sorun bulamıyorum. Neyden lan sorun? Evet, bilgisayarı yenileyeceğiz bir ara. Bu arada bu Noobstar'ın ödülü var mıymış? Yani bir böyle bir muhabbet kulağıma çalındı ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani benim için ödül oradaki insan network'ü zaten. Çok kalabalık bir yayına çıkma ihtimali seçilirsek vesaire. Tabii ki bunu kovalıyorum. Kovalamak amacıyla oradaydım. Ama ekstra hani fiziksel, canlı dediğimiz, canlıyı görelim derler ya. Canlıyı da görebilecek miyiz? O konular hiç takip etmedim ya. Hiç ilgilenmedim bile yani. Ama şu aralara ilgilenebilirim. Birileri söylerse, çünkü şu ekipman setimizi bir değiştirme zamanımız gelebilir. Sıçrama yapmak durumunda kalırsak, kişi yani hitap ettiğimiz kişi sayısı çok 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 aşırı artarsa, o zaman hani burada ben biraz canım sıkılsa vesaire, darlansam, birkaç kişi biz bize durumumuz olduğu için beni idare ediyorsunuz. Ama yüzlerce arkadaş olduğu zaman çok kötü yansımalar olsun istemem haliyle.
olursa tabii. O zaman da biraz daha ya şimdi bu anakarta da sorun buluyorum. Bir şeyleri NSS kartından vesaire falan başka bir şeylere daha sorun buluyorum. O yüzden acaba diyorum RAM'lerde mi bir donma şey yapıyor falan. Sistemde donuyor. Bir şeyler oluyor falan. Neyse her şey sorun buluyorum. İhtimal olarak. Bunları da yeni bir setle çözeriz diye tahmin ediyorum. Ama elimdeki makine tabii çok yeterli aslında hani kendi şeyiyle. Kağıt üzerinde hani belli indie oyunları oynatıp yayında yaptıracak kadar kuvvetli bir makinedir kendisi. Şayet şöyle ki işte acaba yani istediğim güzellik bir türlü tatmin olmuyor. O yüzden de şey yapamıyorum. Bir sonraki şarkıya geçsin. All I Need Is Your Love By My Side diye iki şarkı geçtik ve şimdi Altitude, kod yükseklik gibi bir şey herhalde, uçaklarda kullanılıyordu, simülasyonlardan biliriz. Bu yayında senden büyük emektarcıyım, senden önce yayında seni bekliyorum, kanalı üstüme yap. Sana oda açtım The Mega. Sohbet odaları var ya sağ üstte görürsün. The Mega diye oda açtım. Orada istediğin kadar yaz. Hep diyordun ya çok kalabalık olursak ne olacak ne olacak. İşte oda olarak kullanacağım çok kalabalık olursak. Onu da Twitch bir güzellik yapmış. İnşallah devam ettirirler. Ve biz onu aktif kullanabiliriz o zaman. Bir şeyler olur. Evet. Yani bazı arkadaşlar ekstra desteklediler. En azından diyalog kurabileceğim bir ortam yarattılar bana sürekli. Hiç boş bırakmadılar. Sen olsun, Furkan olsun. Yani Gentle de öyle. Yani çok başka işler olduğu zaman bile yayını açıp muhabbete katılmaya çalıştı. Pillipan da çok sık gelir. Hani ya sıkılsalar da gelir değil mesela. Pillipan da sıkılmıyor gelirken. Gentle mesela sıkıldığı zamanlar oluyor. Gerçi şöyle de bir şey var. Herkes birbirinden de farklı. Bakıyorsun işte ne bileyim Talos oynarken herkes sıkılıyor, Gentle sıkılmıyor. İşte ne bileyim Long Dark oynarken işte biz hiç belki çoğumuz sıkılmıyoruz. Başka yabancı bir arkadaşlar gelip sıkılıyorlar vesaire. Ya da ben işte Fortnite oynuyorum, en çok ben sıkılıyorum. Çünkü beceremiyorum, beceremedikçe canım sıkılıyor. Yani o anlamda bir sıkılmak. Yoksa oynayasım da geliyor yani bir yandan. Ondan da siz sıkılmıyorsunuz o kadar yeteneksiz bir oynama sürdürmeme rağmen. Sen şu bana ses feedbackini ver bakayım. Müzik sesi yüksekti. Ben onu bu tonda gidersem bastırmıyorum değil mi? Ya da çok mu geride kalıyorum? Emin olamıyorum. Gentle, Yatıyor Pilli, Furkan, benim bildiklerim bunlar. Kalyus var. O da ilk Talos yayınlarımda gelen bir arkadaştı. Sonra bana abone oldu. Abonelerim arasındaydı. Bu arada abonelerim değişmiş. Yani geçen aydan sonra Risap bir tek Yatıyor oldu galiba. O yüzden ona bir... nereden bakacağım? Ana sayfayı açmam lazım. Açayım. Kalan yok, o da değil. Neyse göstermiyorum, ekrana vermiyorum da şu an. Bu arada ben neyse ekrana Dragonuş'tan yazmıyorum. Şunu kaldır desene bana The Mega. Yani kaybedilen kare yok, temiz, güzel. Yayın ip gibi güzel. Şimdi Nartayo var. Onu tanıyorum. Yasin mesela ilk yayınlara gelirdi. Sonra çocuk okul hiç ilgilenemedi. Benle ilgilenemedi. Ama o da gitti abone oldu. Yani siz çok tanımıyorsunuz işte, gelemedi o zamanlar. Oyun kolik. Mesela kimleri yazmışsın? Gentle, Yatıyor, Pilli, Furkan. İşte Gentle, Yatıyor, Pilli, Furkan, sen. Oyun kolik, Kalyus, Yasin eskidendi, Nartayo, Dib 9, yani sürekli gelen. Teşekkürler bu arada ses feedback için. Başka sürekli gelen... Şimdi burada şeyden, sublardan kopya çektim de. Kendi ana sayfamda. Takipçiler
dersem öyle daha rahat edebilirim. Şimdi çok yeni gelenler var. Onlar tekrar tekrar, bazıları birkaç tekrar geldi. Herkesi bir yağ dediğim. Herkesi bir yağ dediğim. Bu böyle bir anı yayını gibi oluyor bu siyah ekranlı Dragonsteinler. En yeni gelenler Sora Hakata, Orhun Begen, Manya Koala, Hanif Özdemir, Zegretta, Bluskius, Neko SLZ, Furkan bir çıkıp girme yapmıştı. Orada görünüyor. Deli Doktor. Buratikus da öyle yenilerde bir yayın da yapan bir arkadaştı. Birdo, Mihor Bey. Onlar dominalarda gelmişti. Sen de hatırlarsın belki. Zdrizango, Adil, YLM. Adil daha sonraki birkaç yayına da geldi. Yami şu gelip bir cent atan arkadaş. Pro Gamer diye biri var. Bizim devamlıları bulmaya çalışıyorum. Mehtevas, YSS, Kaçak Köle, Helyona, Fatih, Mertkan, Momotaro. Evet, Momotaro sık gelir. Kendini adam biraz daha nadirdir. İmuş, Deniz Çelik, Gökay Paşa, Tarak, Dip, Gökay Paşa. Bunlar hiç çok, yani hiç gelmeyenler, bir kere uğrayıp gitmiş olanlar. Bu arada sen de bir kanal geziyorsun görüyorum. Geldiğinde ben şu alakasız isim okumalarımı belki sonlara yaklaştırmış olurum. Majere, Dark Day, Majere de birkaç kere geldi. Twitch Kenan, onları bilmiyorum. Emin Ayaz, o da pek gelmiyor herhalde. The Mega hep gelir. Karami Kiçirli hep gelir. Evet, Kiçirli de hep gelir. Bad Boy diğer hep dominalarda denk geliyorum. Bir sürü isimler var. Just Mami bir ara sık geliyordu. CJ ara ara geliyor. Kalyus öyle. Zaten abonemiz. Selin Mega veya sensin. Yusuf Bey sabırlar. Silent Arda. Huvi CVK o da bir ara sık geliyordu. Bazı arkadaşlar herhalde tam şeye döndüler. Çünkü insan arada da bir tıklar ya mesela, orada görürdüm. Sürekli chatte kontrol ediyorum. Yani gelip memnun da olduklarını da biliyorum. Gene gelirler diye umuyorum. Crowley Insomnia bir ara çok geliyordu. Hatırlarsın. Hackpex evet çok gelenlerden. Aşağı doğru iniyorum, bir sürü var. Başka Gentle evet saydık. Boyun Golik saydık. Başka... Deeper. Deeper'da, Long Dark'larda çok gelir. Hiçlik bir ara sık geliyordu. Pilli'yi saydık. Vukçur mesela. Vukçur'la Hiçlik ikisi beraber çok geliyorlardı. Pixland öyle. Aslında bir 20 kişiyi sayabiliyoruz. Sürekli belli dönemlerde sürekli gelen bir 20 kişi sayabiliyoruz. Sayamamış oldum. Neyse. Kekeme Panda vardı. Bay Fizyoterapist son birkaç yayına da çok geldi. Crowley Insomnia. Neredeyse 30'a da çıkabiliriz. Acar öyle. Evet. Bu arkadaşlara mesela sürekli yayın yapabiliyor olsam bir 30'a da çıkabiliyoruz. Cumartesi gecesi 24-21 00-21 cumartesiden sayarsak 24'te bitiyor gün tabi. Pazar diyelim o zaman. Bizim çocuklar geldikçe müziğe yön vereceğim, yoksa böyle devam edecek.
ben de size chill out yapıyor oluyorum. Raymond gelmiş. İyi yayınlar demiş. Sağ ol Raymond. Ben de bir cumartesi gecesi pazar sabaha karşısını kendimce doldurmaya çalışıyorum. Zor bir haftayı geride bıraktım. Diğer yayın haftalarıma nazaran. Geçmiş yayınlarda da o kadar çok anlattım ki şu an. Yani onları tekrar anlatamıyor gibiyim sanki. Anlatabilirim de. Bir şey sorabilirsin tabii ki. Twitch'ten partnerliği alamadım. Affiliate yani iştirakçiliği aldım. Partnerlik için 75 üstü ortalama yayın yapmanı istiyor. Anlık 75 izleyicimi yakalamak gerekiyor. Evet. Evet. İki aşama var. Bir tanesi iştirakçı olmak. O bir starter gibi bir şey aslında. Daha hani zaten bir tane popüler bir oyun aç, mutlaka oyun taramasından, ben hiç yapmadım bu arada, oyun taramasından ya bir bilmem kaç kişi düşer, 10, 20, 30 her neyse. İştirakçiliği aldığında da sub mod açılıyor mu? Evet, açılıyor. Yani o izleyen 3 kişiyi de varsa subscriber aralarında abone, diğerlerini engelleyebiliyorsun ama bu şu an çok önemli bir şey değil. Yani zaten 3-5 kişi izlediği zaman onları şey yapman gerekmez, sub modu alman. Biraz sebebini anlayamadım. Subscriber olma açılıyor mu diyorsan evet. Ha, tamam da teşekkür ederim işte. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Merak ettiğim için soruyorum sadece. Sub modu almak değil bahsettiğim. Subscriber olmayı sormuştun. Okey. 3-5 kişiyle zaten sub modu evet, sub modu almak yazmıştın. Sanki bakayım. Sub mod açılıyor mu? Ha evet. Mod deyince sanki chatteki mod gibi oluyor. Neyse. Anlaşabildiğimize sevindim. Evet. Subscriber olma butonu açılmış oluyor. Ki ben geçen ay hemen yani açar açmaz şeyi de çok ayarlamamıştım. Hani çok az izlen yani yeni açtığım için daha onların efektlerini vesaireleri çok ayarlamamıştım. Bir şey koymuştum böyle. Hani ne koydum şu yani bir şeyler koymuştum. Böyle birkaç arkadaş böyle subscriber olunca hiç de olsa da böyle oyun esnasındayız falan. Eyvallah. Welcome to the clan. Itachi'nin klanı. Bir anda o efekt dönünce beklemiyorum tabi, unutmuşum efekti. Allah ne oluyor lan falan diye böyle şeyi açtım hemen arayüzü. Aa bir baktım arkadaşlar subscriber olmuş. Aa dedim hani açılır açılmaz. Naruto'yu bitirdim evet. Çok anime izledim. Naruto da onlardan bir tanesi.
Tabii 3 aydır yayınlar çok vaktimi aldığı için bir ara vermiş gibi oldum aslında. Buna bir düzenleme getiremedim kendimi açıkçası. Yani işte şöyle uyanayım, sonra işte açayım, anime tarayayım vesaire. Oralar patladı 3 aydır yayına başladığımdan beri. Popüler oyun da açmıyorum. Hep indie, az bilindik vesaire bir şeyler açıyorum. Hani biraz biraz izlettiriyoruz ama yani bir LOL ya da şey sıçraması olmuyor. Fortnite ya da ne diyeyim işte. Aklıma da çok gelmiyorlar. Anime de var, caz da var, rock da var, pop da var, survival da var, zombi de var, piksel oyun da var. Karışık gidiyoruz işte ya. Eğlenmeye çalışıyorum. Ama işte özel hayat gitti. İyiymiş diyorsun da Raymond. Özel hayat gitti yani. Bazı yayınlar 6-7 saat, 8 saat sürdüğü oluyor bizim. Millet gelince bir de daha da şey yapıyorum, uzatıyorum yayını. Kalabalık olduğumuz zamanlarda. Çünkü şey, bir motivasyon artışı oluyor. Ne oynuyorsam falan, o bayağı daha devam edesim geliyor. Daha az kişiysek, tamam arkadaşlar hadi bırakalım falan diyorum böyle, ne bileyim. Biraz daha naz yapıyorum. O yüzden şu an bir de hiç ara vermedim 3 ay. Hani millet bir hafta ortada kayboluyor vesaire ya. Bir de 6 gün, ben 7 gün 6 gün yayın açıyorum. 5 gün oyun oynuyorum işte. 9'dan 3'e falan, 4'e neyse işte. Son hafta hariç, son hafta biraz bozdum. Yine her gün açtım ama kısa sürdü. İşte 6. günde de böyle müzik açıyorum gece 24'te. Bir ara oyun yayınlarından çok müzik yayınlarındaki arkadaşlar çoğalıyordu. Tabii şimdi biraz hani şeye yatırım yapmam lazım, oyun kısmına. Yapamıyorum. Çok şey yapıyorum. Ucuzdan bir sürü oyun alıp kendim de biraz oyun dağarcığımı genişletmeye çalışıyorum. Ne kadar çok şey, farklılık şey oynarsam diye. Aslında yayında kendim olmuş oluyorum yani doğa şeyiyle. Bir projelendiremediğim için durumu, gerçekten o oyunu oynamak istediğim için veya o oyunları satın almak istediğim için öyle oluyor. Farklılık yaratmak lazım. Kesinlikle ben de yaşıyorum onu demişsin. Evet, bu yorgunluk kısmı ile ilgiliydi herhalde. Ben bakıyorum diğer yayıncılara. Ufak büyük bir tarama yapıyorum ara ara. Gerçi yine bir süredir onu da yapamıyorum da. Büyüklerden bakıyorum yayın tekrarlarından. 3 gün falan yayın yapıyorlar, 4 gün hani bilemedin. Ne güzel 3 gün dinleniyorlar 4 gün ya da. Ama tabii şimdi bilinirliğim az olduğu için ve o sırada bir şekilde alt sayfalara kadar inmeye cesaret gösteren ya da o istisna oyunu o an tarayan kim varsa onlarla kaderin bir cilvesi deyip rast gelebilmek için çok sık yayın açıyorum. Açmış oluyorum yani sonuç itibariyle. Takvimimiz sabit aslında. İşte bu haftanın istisnalığı da şey oldu. Noobstar başvurusu oldu. Geçen hafta sonunki Siyah Ekran'a Dragon Age'den yayınımda bizim Yatı Unique'li arkadaş önerdi. JDG TV'nin böyle bir yarışması var, hadi katıl vesaire. Ben ilk başta tabii hani katılayım okey. Nedir ne değildir? Hani sorgulamaya başladım falan. Biraz onlarla uğraştık. Evet, şimdi ben de öyle bir geziyordum, merak ettim Siyah Ekran'ı görünce. Evet, bu benim 6. gün yayınım hep böyle. 11. haftaya girdim. Bir yarım saattir açık yayın. Ve çok ilginç, 10 haftadır sabit gelen arkadaşlar vardı, onlar şu an yoklar. Hani şey de diyemiyorum. Tatil gecesi falan da diyemiyorum çünkü daha öncekiler de hep aynı gece o geceydi. Neyse. Çünkü müziği böyle gitmiyoruz biz. Ben bunu açılışta kullanıyorum.
millet ne zaman damlamaya başlıyorsa yani 2-3 kişi değil yani bir 5-10 oluyoruz en az. O zaman diyorum ki hadi bir tarz şey yapalım. Bir konsept bir şey bulalım. Tarz. Onların da yine konsept albümlerini vesaireleri ya da konser kayıtlarına full gidiyoruz. C-Ekran'da Dragon Age yayınları tamamen bu müzik bulalım üzerine oluyor. Yine üstüne muhabbet ediyoruz. Mesela geçen hafta bu Noobstar muhabbeti oldu. Baya. Bu hafta da onun çekimlerine gittim. Çağırdılar. Sağ olsunlar. İlk elemede seçmişler. Şimdi o ikinci eleme için bir kayıt aldılar bizden. Onu da geçersek ayın 16'sında üçüncü etabı onların yine stüdyosunda emin değilim. Ya da evden hostlanacağım ona da emin değilim. Bir şekilde öyle geçireceğim. Çekimler iyiydi. Bilgi gizlilik sözleşmesi imzaladılar. O yüzden detay veremiyorum. Nasıl geçti anlamında cevaplayayım. İyi geçti. Yeni bir yer almışlar vesaire. Yeni bir yere taşınmışlar. Çok insan geldi. Bayağı bir insana ulaşmışlar. Hazırlıklı görünüyorlardı. Hani bir şeyler ucu ucuna da olsa. Bir de izlenen bir kanal JTG TV. Ben işte yeni keşfediyorum. Biraz benim eksikliğim belki ama. Burada hangi şarkıya geçtik? 33. Rays of Sunshine. Gün ışığının ışınları mı oluyor? Gün parıltısının ışınları. Okey. Velhasıl işte çekimler de öyleydi. Hatta ben evliyim. Hatunla bu sene bir araba işine girmiştik de hazır arabada varken deyip yoldan da birkaç arkadaşı aldım. Arkadaşlarım ben tanışmıyorduk. Yoldan toplamış oldum biraz sanki. Ortak WhatsApp grubu attılar. Oradan dedim yani gitmek isteyen olursa götüreyim. Bayağı uzaktan gidiyorum falan. Kartal'dayım. Kartal'dan karşıya geçtik. Yeni yayıncı adaylarıyla tanıştım yani. Öyle söyleyeyim. O anlamda iyiydi. En az iki tanışmış olduk. Bir de orada perde arkası, sahne arkası ya da kamera arkası insanlarla da bir network kurmuş olduk. Darısı şeyin, evet güzel tecrübe. Darısı şeyim, yani yine darısı da benim de şey diyemedim. Nasipse diyeyim. Jüriyle de bu aynı network aynı sağlıkta devam etsin diye umuyorum. Çünkü hani bu işle uğraşmaya biraz gönül verdim. Yani gönüllüyüm açıkçası epeydir. Geçen sene işten ayrılmıştım. Ondan beri işte bunun altını doldurmaya çalışıyorum. Eyvallah, umarım dediğin gibi olur demişsin. Sağ ol. Bir 3 ayı geride bıraktık. Bir de bu Twitch'in bir handikapı var. Videolarımızı siliyor. Yani partnersen 2 ay, iştirakçıysan 2 hafta sanırım öyle bir şeyler. Siliyor. Sildiği için ben buradaki yani birçok arkadaşla birçok muhabbetim var. Hani yok olsunlar da istemediğim için bir yandan paralelde de YouTube hesabını yapmıştım yine Dragonstein'ın. Buradaki günlük bütün yayınları şeye atıyorum arşiv olsun diye YouTube'a. Direkt aslında YouTube'dan direkt bir beklentim yok. Hatta hiç yok. Şimdilik sadece arşiv olarak atıyorum. Ama bazı arkadaşlar tekrar oradan da izliyorlarmış falan. Yani güzel oluyor. Oradan da izlesinler. Ben de bir aydır yayın yapıyorum. Konseptini beğendim. Bir önerin tavsiyen var mı? Şimdi neyle ilgili öneri istediğine bağlı. Kelle sayısıysa, seyirci kelle sayısıysa istediğin öneri bunu veremeyeceğim. Çünkü o kadar izlenmiyorum. Yani en fazla 18 gördüm yayında. Ortalama 5. Long Dark'larda bir 10'a çıkıyor. Dominalarda 10'u geçiyor falan. Öyle. Müzik yayınlarında da 5-10 arası oluyorduk. Bugün bekliyorum gelirlerse. Bazen bir saat yayın yapıyorum sonra geliyorlar. Değişiyor. Öneri tavsiye. Düşünüyorum. Şu an onu bir düşüneyim.
Mantıklı yaptın aynı şekilde. Ben de o şekilde YouTube kullanarak yapmayı düşünüyorum. Evet, burada dışarı aktarma opsiyonu gördüm. Bunu kullanayım dedim. Aktardım. Aktarıyorum. Bazen 2 güne bir, bazen 3 güne, bazen günü birlik. O özelliği kullanmaya çalışıyorum. Yani öneri şu. Aklıma bir öneri geldi. Sen olmadığın bir şey yapmaya çalışma. Çünkü onu devam ettiremeyeceksin bir yerde ve bu şey yaratacak. Seni 2 gün izleyen bir insanda 3. gün yapmacık olduğun hissini uyandırır. Yani 2 gün kendini kasıp farklı bir moda girmeye çalışırsan, kendinde olmayan bir şeye, hale, 3. gün bunu yapamadığında o 2 gün seni izlemiş olup o modu tercih eden bir kitle 3. gün sende öyle bir karakter göremediği zaman yapaylık hisseder. O şekilde yayın yapan çok insan var. Dikkatimi çekti o demişsin. YouTube kısmı için diyorsun herhalde. Yani Twitch yayınlarını YouTube'a atmak. Öyle yapıyorum. Aslında şöyle, yani direkt YouTube kasacak olsaydım onun bence çok yani anlatırım, bir saatte anlatırım da çok farklı bir şey olması gerekiyor bence. Projelendirmesi. Nasıl açacaksın, ne diyeceksin? İşte bir oyun oynuyorsan nasıl kesitler alacaksın falan. Ben bir oyun oynuyorum 3 saat. O 3 saati koysam adam 3 saati görüp tıklamaz bile. 20 dakikalık, 25 dakikalık, yarım saatlik, yani yenilecek, yutulacak cinste şeylerle insan bağlaman gerekiyor. YouTube formatı o. Twitch'i sorduğunu biliyorum. Twitch'te de o şekilde yayın yapan dediğin, anladım. Şimdi anladım. Yapmacıklık kısmı için diyorsun. Yani şey, mesela aşırı hiperaktif değilsen bunu bir yayıncılık tarzı olarak mesela kullanmaya çalışıp çok ilerleyemezsin, yani biraz ilerlersin falan. Ya da tam tersi, mesela çok bunalım ve içine kapanık bir şey yansıtayım ve hani sallıyorum, gotik bir havayla işte bir kitle oluştu. Yani o kitle mesela çok sayıca üstün olsa mesela, ona da gene şey ters düşünürüm. Öyle yapıp da bu sefer 3. gün neşeli mutlu olduğunda o kitleyle yine aram bozulacak. Yani o yüzden kelle sayısı ve kitle olarak da düşünmemen lazım. Sen neysen odur, onun bir karşılığı gelir. 3 gelir, 5 gelir, 10 gelir, 20 gelir, her neyse. İşte bu, yani kendi tarzım ne olduğunu düşünüyorsun diye sormuşsun. Onu bir tariflendiremem. Yani onu şöyle tariflendirebilirim ancak, yine sıfat söyleyemeyeceğim ama üçüncü kişilere sorarak bunu öğrenebilirsin. Yani beni izleyen arkadaşlara bunu sorabilirsin. Ya da işte çok eski yayınlarıma bakıp 3 aydır ne atıyorsam, işte Europa, Long Dark, Domina bilmem ne falan, ya da müzik yayınlarında, yani şöyle 3'er dakikalık, 5'er dakikalık kesitler izlesen fikrin olur. Ben de bir insanı mesela çok, nasıl anlatayım, yani kendimi anlatamam, bu biraz şey, saçma bir şey ya. Yani sence sen nasıl birisin? O anlatılmaz. Her zaman başkaları seni nitelendirmeli. Mesela bundan da kaçın. Sadece yayıncılık için değil, genel olarak. Yayıncılıkta da bunun bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bundan kaçınmanın. Öyle. Raymond. tarzım. Yani hiçbir zaman şöyle bir şey diyemiyorum mesela. İşte triple A oyun oynamam falan. Ya da işte nasıl anlatayım? Şaklabanlık ya da tam tersi çok efendilik falan gibi herhangi bir şey seçemiyorum. Anladın mı? O an nasıl hissediyorsam o. Yani bir tarz noktası sunamıyorum şu anda. Ama tercihim mesela kendi bir
hani ahlaki fikri bir yapım var. Erdem noktasında düşüncelerim var. O yüzden de yayında da yine kendim olmayı düşünüyorsam yapacağım şeyin arkasında yani daha ahlaki bir nokta olur. Yani çok öyle mesela insanları bir insanı bile rahatsız etmek istemem. 100 kişi izliyorsa hani bunun 60'ı küfürden hoşlanıyor diye küfür edip 40 tane düzgün insanı rahatsız etmem yani. Teşekkür ederim demişsin, eyvallah. Ama içimden geliyor diye de etmem işte yani. O da bir yayıncılık prensibi olmalı bir yerde. Kendine bir şey koyman da lazım. Yani şu ana kadar beni izleyen arkadaşlar hep şey, yaşça biraz yüksek. Hani birkaç tane sürekli izleyen küçük yaşlı arkadaş var. Gerisi yüksek yaştalar. Hiç şey diyemiyorum. Benim yayınım artı 18 diyemem yani. Hep 13 ve 12 yaşında insan da orada olacak düşüncesiyle yayına devam ediyorum açıkçası. Gerçi hep 30 yaşında insanlar olsa da yine öyle davranmayacağım yani. Çünkü o ben değilim. Hani o davranışı bir kelle sayısını arttırıcı şey olarak kullanabileceğimi sanmıyorum. Yani kendime yabancılaşırım. İşte o olmaması lazım. O olmaması lazım. Bir de çok işe dönüşmemesi lazım. Ulan düşündükçe bayağı tavsiye çıkıyormuş. Yani nasıl anlatayım? Bir iş gibi başına oturduğun zaman o zaman da kendine biraz zarar vermeye başlarsın ve yine doğru kendini yansıtamamış olursun karşıdakilere. Çok iş gibi de oturmayacaksın. Yani sevdiğin bir şey olarak ne bileyim satmak için heykel yapmayacaksın. Onu yaptığındaki zevk, o ortaya çıkan ürün, hani bilmem anlatabildim mi? Ben burada işte diyaloglara girdiğim zaman, poliloglara girdiğim zaman, çok insan olduğu zaman vesaire. Bazen oturup kendi yayınımı izliyorum saatlerce. Çıkan şeyden zevk alıyorum. Ya diyorum güzel yayın oldu. Böyle devam diyorum yani mesela. Öyle yani sıkıla sıkıla buraya oturup iş bu deyip mesela hani 4 gün yayın yapmışım. 5. günü bu iş diye oturuyorsam oraya zaten güzel bir şey veremem diye düşünüyorum. Sonra da o işte diğer kanallar da bence öyle. Yani şöyle güzel bir şey verememe ve iş diye başına oturma baskısı oluyor herhalde birçoğunda ki bu sefer işi biraz şeye hani acayip dışa vurumsal böyle cümlelerle, mimikle, jestlerle falan hani biraz saçmalayarak falan belli bir mesela ergen kitleyi bunlarla etkileyebilirsin. Bunlarla şey yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü 3. gün kendi olamama durumunun baskısını yiyor adam. Keyifçi diyebiliriz, evet. Öyle yazmış. Kendi ol gelirse gelir zaten illaki, evet. Durum bu. Yani ben çok yayıncı izledim tamam. Yani sürekli izlemedim. Birkaçını sürekli izliyorum. Hala izleye geliyorum. O yüzden belki çok fazlası için yorum yapamam ama kısa kısa kesitlerle gördüğüm bir yerde zorlama durumlar ve oradan ben o samimiyeti alamam o zorlamayla. Alamadığımda da o kanala bakmam yani. Geçerim, es geçerim. İyi yayınlar demişsin, eyvallah. Yavaştan kaçıyorum. Kendine dikkat et, eyvallah. Gene bekleriz. Bugün ben de biraz mesela nesin diyordun ya, nasıl bir şey. Ekstra durgunum, onu söyleyeyim. Müzik de olabilir problem. Saatte de olabilir, bilmiyorum. Hadi sen de kendine dikkat et. Sana da iyi yayınlar diyeyim. YouTube tekrarına gelen arkadaşlar için yayının bir 46-47 dakikası geride kalmış.
New York Metropolitan Chill Out devam ediyor. 46 dakikalık bir chill out caz yapmış gibi olduk. Tempoyu biraz alıyor, farkındayım. Ama olsun, bu hafta biraz yoruldum, bunu tutar falan filan derken hafta başına gaz girebilmem lazım. Çünkü bu hafta hep oyun oynayasım vardı, doğru düzgün oynayamadım. Hepsi sırada bekliyor. Enerjik olmak istiyorum açıkçası. Long Ego'yu geride bıraktık. Şimdi Puppy Love. Tabii caz şarkılarının isimlendirmelerine yani ne gerek var gibi biraz şey oluyorum tabii. Çünkü akıyor yani, ne bileyim. Bütününde bir karakter var. Bir hikayeyi tam almıyorsun ama ne bileyim, doğa gibi yani. Bir insan hikayesinden çok kendince akıyor. Ve bir mutlu haber, 49-50 dakika içerisinde yayınımızın başındaki bir debelenme hariç drop olmadı. Temiz akıyoruz, ip gibiyiz. İşlemciyi yoracağım bir şeyler yapmaya başladığımda sinüsoidal bir dalgalanma yaşayabilirim en fazla. Şimdi YouTube tekrarından ya da Twitch tekrarından izleyen arkadaşlar için beni canlı da yalnız bıraktınız. Olsun. Raymond bir süre eşlik etti. Başladı Mega bir süre eşlik etti. Pazartesi Göçebe Challenge'a devam edeceğiz. Mücadelelerden Göçebe. Bölgeleri bir eritelim. Evet, kolay da oynuyoruz. Ama bir başarım açmak istiyorum. Yayında olsun. Çok üstüme gelmesin oyun istiyorum. Ölmeyelim yani zor şeyler açıp. Yine oyun yayınlarının öncesinde veya sonrasında CYK'na Dragonstein misali ama müziksiz muhabbetlerimizi yaparız. Hafta içi planımı yapmam lazım. Yayın esnasında gelenlerle olabilir. Ya da şu an kendimde tek düşünebilirim. Long Dark Göçebe Challenge üstüne. Üstüne sıkıcı tadosu mu oynayabilirim? Ki ben haz ediyorum. Cities var, evet. Cities'de iki şehir paralel götürüyorum. Bir tanesi ilk şehrimiz, isim olmayabilir. Ha yok, Dragonstein, şehri Dragonstein ilkinin adı. 30K'ya geçmiş bir şehir, 30.000'i. İkincisi de Grid City'ydi. Sadece karelaj takıldığımız, kavisli yol takılmadığımız bir şehir o da. Onda da Nizami'ye gidiyoruz ilkinden çıkardığımız derslerle. O da 9K'ya geçmiş olsa gerek. Geçmiş ola, ne diyelim. Bu hafta yeni oyunlar da alabilirim. This is the Police'e bakacağız, söz vermiştik. Şimdi ana ekranda görüyorum, masa üstünde. Onu bir devam ettireyim. Umarım eğlenceli olur.
Papa pilavı bitirdik sanırım. Evet, Immortal Love. Ölümsüz aşk diyor. Mort olmayan, mortlamayan aşk. Buradaki YouTube'daki bilgiye göre Immortal Love 1 saat sürecekmiş. İlginç. She very sweet. O çok tatlı, hoş geldin. Türkçe devam edeyim sürekli. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Eski arkadaşlardan birinin yedek hesabı mısın yoksa? Hayal edeceksiniz gelmiş. Selam. Hostlandım mı? Ne oldu? Arka arkaya geliyorsunuz. Arkadaşlar, New York Metropolitan Chill Out devam ediyorum. Beklediğim arkadaşlar henüz burada değiller. Eyvallah. Welcome to the clan. Itachi'nin klanı. Tekrar welcome to the clan. Chill out akarken ben de hazır kimse yokken, kimse yok diye başka şeylerle uğraşıyordum. Madem buradasınız, başka şeylerle uğraşmayayım. Galiba hostlandım. Ne oluyor arkadaş? Ne haber? She very sweet. İyidir. Senden ne haber? Bu hafta yoruldum biraz. Bu hafta Noobstar işleri demeyeyim de mevzuları, konuları bizi biraz yordu. 3 aylık aralıksız 7 günün 6 gününde yayın yapan bir yayıncı olarak o ayrı yordu. Her gün 8 saat, 7 saat yayın. Bu haftaya gerçekten tatil kafasıyla gelmişim yani komple pazartesiden beri. Ama tatil yapamadım. Çünkü hep Noobstar söz konusuydu. Bütün arkadaşlar, yani esas demeyeyim de daha eski takipçilerim. Ne oldu? Oyun oynatmadılar yani. Güya haftanın 5 günü oyun oynuyoruz. Bir günde böyle müzik yapıyoruz. Ha, müzik için geldin. Okey. Müzik için geldiysen doğru yere geldin. İnternet giriyor. Müthiş. Ne? Hayal edeceksiniz. Gidiyor mu? Müthiş. Ne oluyor? İnternette bir şey mi oluyor? Ha, bu arada ben yayını biraz da test amaçlı yani bugünkü yayınımın amaçlarından bir tanesi de test. Çünkü bu hafta biraz drop yedim gün hafta içinde. O yüzden de normalde müzik yayınlarını 2000 bit falan açarım. Oyun yayınını da 3000-3500 açarım. Bu yayını 4200 açtım. Kasten. O yüzden interneti 3 megabitin altında arkadaş varsa biraz onu da droplayabilir tabii. Seçenekler çıkıyor mu 720? Den aşağı çıkmamış. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor, bilemiyorum. Vallahi TTNS. İsterseniz biti düşürebilirim arkadaşlar 3000'in altına. Tamam, biti düşürüyorum o zaman.
yeni takipçilerimin hatırına. Çünkü test yapıyordum. Oldu aslında bir saattir. Bakayım, evet bir saat olmuş. Bir saatte drop yemeden 4200 biti verdim. Şimdi rahatlayacaksınız. 2500 arkadaşlar. 3 megabitin altına çekiyorum. Bu size biraz iyi gelebilir. Şu an birazcık sorununuzu çözebiliyorum. Çünkü indirdim biti. 2500'e indirdim. 3 megabitin altında en azından problem yaşayanınız varsa, sadece bu meseleyle ilgili, ona iyi gelebilir. Benden ya da Twitch'ten kaynaklı bir şey yok. Onun testini sürekli gözümün önünde şu anda. Arkada bir şey indirmiyorsanız onları bir check edin. Öyle söyleyeyim. Ha, neyi anlatıyordum? Normal, yani eski takipçilerle biz bu cumartesi yayınlarını şey yapıyoruz normalde. Müziği yönlendiriyoruz, bir şeyler seçiyoruz vesaire. Ama bunu kalabalıkken, yani bir 10 kişiyken falan yapıyoruz. Şu an 2-3 kişiyken çok yönlendirme hani şey olabilir. Orada çünkü bir çoğulcu gidiyorum falan. Burada %33 demek 3 kişi olduğumuz için. Orada çoğulcu gitmek bir büyük payı da göz ardı etmek olur. O yüzden şimdilik bu böyle, chill out, Metropolitan aksın, New York. Konsept, diğer konseptleri sonra zorlayalım. Bir şey izlenmiyor demiş. Çıkıyorum demişsin. 2500 düşürdüm, yine zor geliyorsa ona bir şey diyemiyorum. Gene beklerim. Ne diyebilirim? Benden kaynaklı olmadığını söyleyebilirim. Hayal edeceksin, senin için nasıl şu an internet? Sende düzeldi mi? Shivery Sweet zorlandı biraz. Ama 2500'de izleyebilmesi lazım. Bilmiyorum. Ha, bir şey daha yapabilirim. Frame'i, kare sayısını düşürebilirim. Ama ona şimdi müdahale edemem tabii. Neyse. Okey, gene beklerim arkadaşlar. İnternetiniz daha iyi olduğu anlarda. Saat 2'den sonra internetiniz yükselecek ama ben burada olacak mıyım bilmiyorum.
kategorilerde müzik de var. Ama IRL'de kalalım. Çünkü sadece radyo değiliz. Yani daha hiç radyo değiliz. Öyle söyleyeyim. Bu ne yayını? Denebilir. O yüzden IRL. IRL yayını. Bir saati geride bıraktık. The Mega kimsecikler yok demiş. The Mega senden önce She Very Sweet hayal edeceksiniz ve Raymond adlı yeni arkadaşlar buradaydı. Yayın tekrarından bakabilirsin. Ama bizim arkadaşlardan hiç kimse yoktu. Acaba diyorum bu yeni arkadaşlar bizim arkadaşların senin Selin gibi ikinci hesapları mı? Biz de uğramasak hal hatır soran yok demiş. Evet, bizim çocukların gelmemesi, hal hatır sormaması da kırılabilirim. Ben bir de kırılganım. Ben kırılayım buna değil mi? Ben pazartesi gönül koyayım geldikleri zaman. Ha sen yoktun, evet, çevremiz. Kendi çapında genişliyor. Cuma'ydı değil mi Hoopstar şeyi, çekimleri? Cuma çıkışta Can Öztürk'le beraber döndüm. 19 yaşında bir arkadaş. Yayın yapmak isteyen. Onu vasıtaya aldık. O dedi, mesela ona sordum. Sen ne yaptın, ne ettin falan. 2 haftadır açmış. Bak The Mega dinle. 2 hafta. LOL oynuyor galiba. Ya da diğer, o ismini Dota da olabilir. Emin değilim. İşte onlardan birini oynuyor. Can Bayram Çavuş bizi Twitter'da takip ediyor. Teşekkür ederim. Ne anlatıyordum? 120 takipçiye hemen bir haftada ulaşmış. Kaç takipçim var dedim. 120 dedi. 2 haftada. Ben çok istisna şeyler oynadığım için tek her oyunda bir kişi, iki kişi, bir müzik açıyoruz, bir kişi, iki kişi. 3 ayda o 120'yi ben öyle yaptım. Yani kelle sayısı diye bir kriterimiz olacaksa eğer diye böyle konuşuyorum. Yani elbet bir kriterdir tabii de. O da LOL oynamak istiyor yani. LOL diyelim hadi. Oyunu hatırlamıyorum. LOL olsa gerek. Onu oynamak istiyor. Onu yayınlamak istiyor. Ona göre de şey var. Onun izleyicisine hitap ediyor. Yani ne bileyim. Kokoreç daha çok satılıyor diye kokoreç satmak istemiyorum. Ben işte ne bileyim. Ben kebap satmak istiyorum falan. Çünkü ben kebapçıyım. Ben kebap biliyorum falan. Onun gibi yani ben şu yaptığım yayınları yapmak istiyorum. Tabii daha çok kişi önce tanımış olsa, ben yine bu yayınları yapıyor olsam, yine inanıyorum ki oradan iyi bir izleyici süzülür, elimizde olur idi. Direkt yapmak istediklerine gidince, evet, insan toplamı olarak orada bir sorun oluyor. O yüzden de bu yarışmaya girdik mesela. Why not? Girelim bakalım. Bu elimeyi eğer geçmiş olursam yayına çıkacağım.
oradaki insanlara ne anlatacağım mesela bilmiyorum. Onu o an gösterecek tabii ki. Çünkü ne anlatacaksın o insanlara denmez. O insanlarla karşı karşıya gelindiğinde o sinerjiyle konu açılır zaten. Nasıl senle The Mega ile yarın ne konuşacağım diye düşünmüyorum yani. Geliyoruz karşılıklı bir şey konuşuyoruz, bir şeyler konular oluyor. Ya değil mi? Allah'ım. Sen de bu arada Zust'a bakmışsın. Zust şey oynuyor sanırım. Orada gördüm de. Rocket League. Yabancı kanal mı? Türk değil herhalde. Çünkü girip bakmak şeyi yapamadım. Sesli kapat aç yapmayayım dedim. Sen onu yazarken. Ben de Uniplay'deki hesabımı kontrol edeceğim. Bu film. Ha Türk. Aa. Türk ve Cumartesi gecesi yayın yapıyor. İlginç, güzel. Eğleniyorsan ne mutlu. Snipe Blood'ın yayınını. Snipe'lamak keskin nişancı. Buradan 2vs2 giriyoruz işte, karşısına geldim. Kendi takım arkadaşı kötü oynuyordu. Ha, ona ghostlamak denmez mi? Neyse bana ne, aman okey. Ve yendiniz tabii çünkü iyi oynadığını biliyorum. Seninle de oynamıştığımız vardı diye hatırlıyorum. Hayırdır falan dedi, böyle yerine dibine girmek istedim. Pardon, bu yayındaki sakat falan yazdım chatten. Ha, bu yanındaki sakat yazdın chatten. Takım arkadaşı da Zust'u snipe'lamış, bir utandım. Zust da iyi oynuyor diyorsun. Peki. Yani bazı yetenek oyunlarını iyi oynayanların açması daha makbul. Şey de öyle bir oyun. Bu da öyle bir oyun yani. Yetenekli insanlardan izlemek, yani o oyundaki pratiği yüksek insanlardan izlemek daha zevkli açıkçası. Evet, ben de bu boşluktan hazır kimse yok diye bir şeyler kurcalıyordum. Durma Play'deki bağış kesintisi %5'miş. İyi değil mi? İyi. İyi. Profil sayfanızda sizin sizden durmayacağınızı bağlayarak size yapılan bahçenin. Oldu o zaman bu. Bu oldu. Ben bunu o zaman chat şeye ekleyeyim. Yayıncı yukarıdaki resimleri Twitch fırına eklemek için kullanabilirsiniz. Aa evet, kullanayım. Oh, bu işleri kullanmak bir standart getiriyor ya, böyle bir daha kaliteli bir hava oluyor. Kullanalım bunların stickerlarını. Resimler, ha tamam, masa üstüne çekeceğim. Peki. Sonra da ana sayfama atacağım. Peki. Onlara bir klasör açayım ben. Durma diye.
Senin de şu an muhabbet edeceğin kimse yok. Ben de başka şeylerle uğraşıyorum. Bir handikap da şu, müzik değiştiremiyoruz. Yani kim insanlar olunca müzik istiyorlar ya, şu olsun bu olsun falan. Bir handikap da oluyor tabii şu an. Ben de şu an yayında yaşıyor oluyorum sadece. Just live. Şimdi ana sayfamı tasarlamaya devam edeyim. Nereden tasarlayacağız? Unuttum. Epeydir dokunmuyorum, unuttum vallahi. Ana sayfa. Envanter, ayarlar. Evet, New York Metropolitan Chill Out devam ediyor. Bir saati geçti. Arkadaşlar gelip gittiler. Muhabbetler ettik. İnterneti patlak arkadaşlar da vardı. Onlar için biti düşürdüm. 4000 testim vardı, onu yapıyordum. 2500'e düşürdüm. Ki 3 megabitin altında izleyen arkadaşlar varsa, izlemek zorunda kalan, onlar için problem olmasın diye. 11. hafta CI Canada Rogonstein şeyinin, günümüzün, diğer günler oyun biliyorsunuz. Bu 11. hafta için diğer 10 haftaya nazaran ne farklı? Bugün bizim her zamanki arkadaşlar yok. Müzik müdahalesi yok. Haliyle benim diyaloğum da, bir tek şu an The Mega var, onunla diyalogdayız. Diyaloğum da olmamış oluyor. Ben de yayında sadece yaşıyorum, kendi işlerimi yapıyorum arkada. Neyse, bu arada pazartesiye bir şeyler düşündüm Mega. Long Dark'ta göçebeyi devam ettireceğim. Cities'de Grid City'yi devam ettireceğim. Üçüncü bir şey daha koyar mıyım bilmiyorum. This is the Police'e de bir ara bakalım. Thank you.
New York Metropolitan Chill Out devam ediyor arkadaşlar. YouTube tekrar, Twitch tekrardan izleyen arkadaşlar için. Bizim arkadaşlar beni yalnız bıraktı çünkü. Pazartesi hepsine sitem edeceğim. Ben de hazır kimse yokken diye başka işlerimle uğraşıyorum arkada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yayında yaşıyorum. Yayınlarla yaşıyorum. .com itemlerini atmam lazım. Onunla uğraşıyorum. Yarın da tatil. Haftanın 6 günü yayın yapınca evet, bir gün ayaklarımı uzatayım artık. 5 gün oyun, bir gün müzik. Yayın tekrarları 14 gün Twitch'te ve sonsuz YouTube'da.
Birazdan Metropolitan Chill Out'u bitirip Doors konseptine geçeceğiz. Şöyle bir 66, 67, 68, 69 yılları olsun. Ben o sırada stickerlarla uğraşıyorum. Stickerları bir türlü yerleştiremedim. Neyse. Olmadı, yarın uğraşacağım yayın dışı. Evet. Şu an yalnızlıktan istifade ediyordum ama beceremedim. Yarına kalacak. Pazartesi oyun takvimimi belirledim. Evet. Long Dark'la başlarız. Göçebe Challenge devamı. Cities Grid City devamı. Üçüncü bir oyunu yerleştiremeyebilirim. Uzun sürebilir. İkisi. Ama en azından salıya This is the Police'le başlayalım. Öyle yapalım. Mihor, iyi geceler sana da. Hoş geldin. Yalnız bir akşam ilerletmeye çalışıyorum. Hazır kimse yokken başka işlerle uğraşıyorum arkada. Normalde biliyor musun bilmiyorum ama hani yani 3-5 kişi ya da işte 5-10 kişi olduğumuz zaman bir müzik yönlendirmesi yapıyoruz. Cumartesi yayınlarını öyle ilerletiyorduk. Baktım kimse yok. Dedim o zaman müzik yönlendirmesi yapmam arkada. New York Jazz akar. Ben de şu Twitch ile ilgili başka yapmam gerekenlere tıklarım falan diyordum. Bir baktım gelen giden oldu, ara ara tanımadığım insanlar da gelip gitti. Artık haftaya tekrar normal yayınlarıma dönmek istiyorum. Bu hafta hep Noobstar şeyine, mevzusuna kafamız çok gitti. Eve geç geldim bazı günler işte... bilgisayara müdahale ettim, droplar oldu, işte ne bileyim Wi-Fi ile ilgili sıkıntılarım oldu falan derken. Bu arada delireceğim, ana sayfama niye bir şey ekleme, nasıl yapılıyor onu bulamıyorum. Allah Allah, şeyler hariç. Ay, delireceğim. Adını da bulamıyorum. Neyler hariç? Şeyler.
paneller hariç. Müsait oldukça gidiyorum, biliyorsundur belki. Ha, okey. Yok, müzik yayınları için demiştim. Geliyor muydun bile göze... herkese dikkat ederim gözü çarpıyorsam demişsin de. Herkese dikkat ediyorum. Zaten sık gelen bir 20-30 kişi var. Yani dönüşümü de olsa. Yani 5 kişiye yayın yapıyorsak ortalama. O aynı 30 kişi arasında dönüyor. O yüzden kim ne zaman onu biraz dikkat ediyorum, evet. Az çok biliyorum yani. Panellerle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Ne yapabilirim bilmiyorum. Bu ne ya, paylaş. Cık, bu değil. Aa. Bir ara The Mega buradaydı. Birkaç tane yeni arkadaş geldi. Hatta 3 tane. Ama çok kalamadılar. İnternet problemler. Asıl meslek çok bizde Mihor. Asıl meslek neydi demişsin. Bizde asıl meslek çok. Harita mühendisliği okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Çok eskiden. Çok yaşlıyım. Üstüne de arasına da daha doğrusu Yıldız Teknik Üniversitesi şehir planlama okudum. 2 sene. Geri döndüm İTÜ'ye vesaire. Bunları bitirmedim. Dışarıda arkadaşlarla harita işleri yapmaya devam ettik. Onlardan ayrıldım. Turizm işinde uğraştım. Diğer arkadaşlara buralara hep özet geçmiştim. O yüzden sana da hızlı geçeyim. Biraz kendimiz girişimcilik yaptık. Üstüne de 4 yıl Antalya'da kaldım. 3,5 yıl olur. Neyse, öyle bir şeyler. Antalya'da turizm sektöründe bilgi işlem kısmındaydım. Sonra İstanbul'a geldim, işi bıraktık. Sonra yayıncılığa merak sardım. Zaten merakım vardı, o fırsat olmuş oldu. O fırsatı böyle değerlendirmek istedim. Durum budur. Mehmet Efe burada, welcome canım. Reis, ben birkaç haftadır yayınlara gelemiyorum çünkü mobil veriden giriyorum. Bir de senin yayın kalitesi 720p, evet, durum bu. Hem internet yiyor hem de yayın donuyor. Ay, bundan sonra yayınları 480-300p 320p falan yap, bence izleyemiyoruz demişsin. Hemen açıklık getireyim. Mehmet Efe, ben 3 aylık yayıncıyım ve ortalama izleyicim 1-1,5 ay önce 3'ün üzerine çıktı. Hani 10 da oluyor, 15 de oluyor ama 1 de oluyor, 0 da oluyor. O yüzden ortalamayı işte yeni geçtik ve Twitch'in kriterleri var. Yayın kriterleri. Şunu yapacaksın, şu kadar saat, işte bilmem ne, şu kadar takipçi. Şu kadar ortalama izleyici vesaire diye. İlk etap iştirakçı etabı. Ben o etabı geçtim. Ortalama 3 izleyici kısmı. Ve o 3 izleyiciyi geçtiğim an bana şeyi açtı. 720p ve altındaki kalite seçeneklerini açtı aslında. Ama sonra biz tekrar herhalde 3 ortalamanın bir ara altına inmiş olabiliriz. Tekrar üstüne çıkmış olabiliriz, bilmiyorum. Yine iştirakçıyım. Yani abone butonum vesaire geldi. Bunlar yeni geldi aslında hep. Sonra işte bir aydır falan hep şey var aslında. Alt kalite seçenekleri var. Ama nedense bazen yayın açıyorum. Sadece 720 veriyor. Yani bunu yayıncılar kendisi yapmıyor, onu söyleyeyim. Ben bir üst bir şey veriyorum Twitch'e. O kendisi renderlarken alt renderları da yapıyor. Eskiden hiç yapmıyordu. İştirakçı olduktan sonra yapmaya başladı. Ama ara ara da yapmadığı oluyor. Onu ben de anlamıyorum. Yayını mesela restartlıyorum, yapıyor bazen. Benle hiç ilgisi yok. Tamamen Twitch'in kendi renderlaması ile ilgili bir durum. Twitch benden bir üst kalite bekliyor. Ben onu veriyorum ona. Öyle söyleyeyim. Yoksa bu durumdan muzdarip olan çok arkadaş var. Keşke ben de mesela daha düşük yayın kalitesi seçeneği verebilsem. Ama tek 320 veremem. Bu sefer 720 izleyecek olan için olmaz. Ve ben yayın işte YouTube'a atıyorum. Yayın tekrarı var vesaire. Mutlaka HD yayını vermem lazım. En az. Zaten verebileceğim en az HD yayını veriyorum. 720p 30 frame. 30 kare. 25'e düşebilirim de. Yani neyse.
Onu da şu an mesela 2500 bit veriyorum. Yayına 4000 bit başladım. 1 saat 4000 bit verdim. 2 yeni arkadaş geldi. Kaliteden yine onların sıkıntısı vardı. 720'den başka da seçenek açılmadığı için dedim ki 2500'e çekeyim yayın kalitesini. İzleyebilin en azından. 3 megabitin altındaki arkadaşlar için dedim. Yeni altına düşmüş olsanız bile. Lakin işte Twitch bazen o alt seçenekleri açıyor, bazen açmıyor. Yani keşke yapabileceğim bir şey olsa. Evet. Mobil verinizi yemek istemem tabii ki. İnternetine ne oldu bu arada? Yani sadece mobilden, mobilin ev interneti kullanmıyorsan zaten o zaman Twitch yayınları evet çok sıkıntılı olur. Hani 10 GB bile paketin olsa sadece mobil veri yiyorsan yine problem olur yani. Sistemim orta seviye, evet. Orta seviyenin altı da denebilir. Indie oyunlar oynamamın bir sebebi de o. Çok yüksek sistem isteyecek oyunları oynarsam oynayabilirim. Orta özelliklerde falan yüksek sistem isteyen oyunları oynayabilirim ama sonra yayın yapamam yani. Yayını da yaptığımda yayın %15'e yakın hem işlemci hem de ekran kartımdan yiyor. Ben de 3 ay önce yayın yapmaya karar verdiğimde R7 240 vardı bende. Başlangıç seviyesi oyun kartı düşün, 200 liralık. Onunla yayın yapamayacağımı bildiğim için gittim 1050 aldım. En az yayın yapabileceğim ölçüde aldım. Yani gidip 15 bin liralık makine düzmedim. Kendi var olan 4 çekirdekli FX 4300 vardı. Onu overclock 4000 MHz ya da 4 GHz'de gidiyorum, böyle söyleyeyim. 4 GHz'in üstünde gidiyordum da vazgeçtim. Şimdi 4'te düşürdüm. O var. 8 RAM var. Bir de 1050 var. Şu an 1050 ile ne bileyim işte çok rahat bir long dark yayını yapabiliyorum. Rahat rahat 30 frame'i yayına 30 frame'i yüksek kalite verecek şekilde yapabiliyorum. Bana yetiyor yani. Yayınlarıma yetiyor. Domino oynuyoruz, long dark oynuyoruz. Fortnite oynuyoruz. Fortnite de çok sistemden fazla yemiyor. Bir de tabii internet fiber lazım yayın yapıyorsan, yapacaksan öyle sistem, böyle bir durum Mehmet Efe. Ama dediğim gibi 720p'yi sadece ben 720p veriyorum, o yüzden yayın sadece 720p değil. Ben 720p veriyorum, Twitch onu alt kademelerine indiriyor. Counter Strike hayatımda hiç oynamadım, hiç oynamayı da düşünmüyorum açıkçası. Bununla ilgili sorun var, ona cevaplamış olayım. Cevap vermiş olayım. Böyle. Durum böyle yani. Özel bir kastım yok. Aslında özel bir kastım da olabilir. Evet. Yani çok önemli değil. Öyle. Oynadığım oyunları seviyorum. Oynadığım oyunlara ve türevlerine, benzerlerine devam edeceğim. Triple A'de olacak ileride. Bir makine değiştirmeyi başardığım zaman. Daha yüksek seviye sistem isteyenlerde olacak. Valve oyunları. Zaten Steam'den indiriyorum oyunları hep. Şu an masaüstümde 30 tane oyun var. Hepsini oynuyorum yayında. Yani Steez oynuyorum. Long Dark oynuyorum. Domino oynuyoruz. İnteraktif oynuyoruz arkadaşlarla. Chat'te yani. Ne bileyim. Oynuyorum bir şeyler. Europa Universalis oynuyorum. Bir ara farklı Survivor'lara da geçeceğim. Birkaç tane var masaüstümde ama çok sık oynamadım. Talos Principle oynadım. Blade & Bones oynadım. Bunlar çok bilmezsiniz ama güzel oyunlardır. Alın oynayın derim. Ucuzluk indirimde olduğu zamanlar. Unturned falan var bilgisayarımda. Kaldırdım galiba gerçi. Var ama çok zevk almadım açıkçası. Hatta ben bir ara Minecraft'ın da demosunu aldım. Böyle ev mev yaptım, bir şeyler yaptım. Yani sıkıldım, bıraktım. Hele yayında hiç uğraşmam diye düşünüyorum. Bilmiyorum, co-op oyunlar oynayacağım. Planımda var, Don't Starve türevi bir şeyler oynayacağım ama Don't Starve oynamayacağım. Çünkü Don't Starve hem eskidi, hem çok oynandı, hem çok bilindi. Ama o türevde bir şey oynamayı planlıyorum. Flute var mesela, Flute oynayabilirim single player ama onun mesela co-op'u olsa çok tatlı olur.
oynarım. Öyle ne oynayacaksın, ne oynuyorsun meseleleri uzun. bazı siyah ekranlı Dragon Age'den yayınlarımda bazı haftalarında şey yaptık arkadaşlarla. Steam'e girip oyun baktık bir sürü falan. Sağ olsunlar çoğu aslında oyun da hediye ediyor. Şunu oyna abi, bunu oyna abi diye de. Mesela bizim Furkan, Gentle, Panda, Oyunkolik onlar bana hep şeyler hediye ettiler. Hatta açayım bakayım mı? Yok açık bakmayayım. Üşeniyorum şu an açıkçası. Ne hediye ettiler ya? Korku oyunları falan hediye ediyorlar. Oynayamıyorum korku oyunları çünkü korkuyorum. Yani biraz hassas mıyım neyim bilmiyorum. Korktuğumdan oynayamıyorum. O yüzden de korku oyunu olmayan oyunlarda bile korkuyorum. O yüzden korku oyunlarında hiç oynayabileceğimi de düşünemiyorum. Bir gün oynamayı deneyeceğim ama yani üstüne gitmek lazım. Mutlaka oradan da bir haz edeceğim, zevk alacağım diye tahmin ediyorum ama şu an beceremiyorum. Yani becerebileceğimi de sanmıyorum kısa vadede. İnşallah yaparım bilmiyorum. Amaç korkmak zaten evet ama işte ödemişsin de. Çok korkmak, oynayamayacak seviyede korkmak mı amaç? Hani elim klavyeden fırlıyor, sandalyeden fırlıyorum falan. O yüzden o hediye edilen korku oyunlarını arkadaşlara söylüyorum. İsterseniz şimdi alın, hani geri iade edin vesaire, paranızı alın. Ben yine oynayacağım zaman kendi paramla alırım falan diyorum. Ama yani süresi geçmesin diye helal ettiler kaldı. Bazı oyunlar evet gerçekten çok korkutuyor, onu da yazmışsın. Yani izliyorum mesela yayınlarda, arkadaşlardan izliyorum, milletten izliyorum. Yok çok korkuyorum, izlerken bile çok korkuyorum, oynadığımı hayal bile edemiyorum. Keşif oyunları tercih etmeye çalışıyorum şimdilik. Survival tabanlı da olabilir, survival tabansız da olabilir. Açık dünya keşif zevkli, onlarla da devam edebilirim. İyi geceler demişsin, yatıyorum. İzleyenlere yayınlar. İyi geceler. Eyvallah Mehmet Efe. Gene bekleriz. Ben de yavaş yavaş sonlandırayım aslında. Müziği yönlendirecek beklediğim arkadaşlar vardı. Onlar gelmeyince. Ben de böyle işe güce dalıyorum. Haliyle o muhabbet gelmeyince. O işi gücü bari yarın gündüze sevk edeyim. Sevk ve idare. Atatürk'ün yabancı komutanlar tarafından üst düzey bulunan en belirgin özelliği savaş için. Neyse bu sevk ve idare kısmını yarına erteleyeyim. Şu anki yayını idare edemedim. Kapatayım mı Hori ya? Kapatıyor muyuz demişsin. Kapatayım. Tam 12'de açıyorum her cumartesi. Yine açtım. 2 saati dolduruyoruz. Normalde de 3 saati dolduruyordum. Ama onda çok kalabalık oluyorduk 3 saati doldurduğum zaman. Ve herkesle bir muhabbet dönüyordu. Bugünkü yayında anlatacaklarımı anlattım, yapacaklarımı yaptım, yeni arkadaşlar geldi, onları da selamladım vesaire. Pazarda dinleneyim, pazartesi 9-9.30 arası Long Dark'la başlayacağım, Cities'le devam edeceğim. İyi geceler demişsin, iyi geceler. Bugünü New York Jazz'la şey yaptık, doldurduk. Farklı müziklere geçecektim. Ama yeterli sayıya ulaşamayınca bıraktım ben de. Artık pazartesiye. Kendinize iyi bakın. Yayın tekrarından bakanlar için, YouTube'dan bakanlar için de. Uzun sessizlikler olmuştur. Olacaktır da. Böyle olduğu noktalarda. O uzun sessizlik noktalarında hem Twitch hem YouTube sırf müzik olan kısımlarda bir engelleme yapmaya çalışıyor, sessiz alıyor vesaire. Ama engelsiz olan noktalarda yine var olan arkadaşlarla o muhabbetler dönmüştür. Belli muhabbetler. Hem Twitch'te yine hem de YouTube'da o kısımları görürsünüz akış barına imleci getirdiğinizde. Oralar sessizdir. Geri kalan kısımlardan takip edebilirsiniz. YouTube, Twitch, Twitter. Twitter'da SH ile Dragonstein. Efendim ben Deniz Dragonstein, yayının sonuna gelmiş olayım.
pazar dinleneyim. Pazartesi giydim. Fesi. Öyle diye. Ben de Dragoş'tan beklerim. İyi tatiller. Bye.